Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sohbete başlamadan önce hepinizin de çok yakından bildiği gibi deprem felaketinden sonra ülkemiz ikinci büyük felaketi Van'da yaşadı. Çığ felaketi oldu. Tabi üstüne üstü bir de uçak kazası var. Bütün bunlarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hep diliyoruz, temenni ediyoruz, istiyoruz ki Allah ülkemize böyle felaketleri yaşatmasın ama maalesef bu dünyanın kurallarından biri de bu. Bütün bunların hepsi yaşanıyor. Dünyada yaşanıyor, Türkiye'de yaşanıyor. İnşallah son olur diyelim. Tekrar ediyorum ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemize de geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlar yine e, içi bol öz eleştirilerle dolu bir sohbet yapmak istiyorum. Galatasaray'ın durumunu bir değerlendirelim. Fatih Hoca'nın son söylediklerine bir bakalım. Ne kadar haklı ne kadar haksız. Ben temelde şuna inanıyorum. Başkan Mustafa Cengiz'in o meşhur basın toplantısından sonra bir takım ettiği laflar herhalde daha tazeliğini Fatih Hoca bünyesinde koruyor. Ben koruyacağına da inanıyorum. Fatih Hoca Mustafa Cengiz'in söylediklerini kolay kolay unutmayacak. Şimdi burada. Tabi geriye dönüp bir takım şeyleri gündeme getirmek, e, suyu tekrar bulandırmak falan istemiyorum. Çünkü sular durulmamış vaziyette. Mustafa Cengiz'in televizyonda çıkıp işte yaptığı e, röportajda söyledikleri, ortaya atılan bir takım görüşler, medya içerisindeki daha doğrusu şöyle söyleyelim, Koçero medyası içerisindeki lavukların hala olayı e, germeleri, ileriye doğru taşıyor olmaları bunların kafalarında bir takım planlar olduğu için bunlar sonuçta zorlu tezgahının kahramanları. E, hal böyle olunca da boş durmayacaklar. Yeni tezgahlar kuracaklar, yeni planlar yapacaklar, yeni, tak, yeni bir takım ayak oyunlarına devam edecekler. Şimdi ben işin size formülünü söylüyorum. Daha önceki sohbette de söyledim. Eğer Fatih Hoca şöyle bir titrer, kendine gelir... Her şeyi unutur. Ve bakın şimdi burada ne var? Burası şeyli, kirli bir sayfa. Ama şöyle bir sayfa açarsa, evet böyle bir sayfa açarsa bu demek olur ki Fatih Terim formu yakalanmış olur. Ve o zaman işler düzelir. Şimdi şöyle söyleyelim daha net anlaşılması için. E, ...yemişim kupayı... ...Türkiye kupasını... ...kupa benim hiç umurumda değil... ...Galatasaray'ın müzesinde bundan 18 tane mi... ...bilmem kaç tane var... ...çok da işe yaradığını söyleyemem... ...Türkiye'de getirisi den çok götürüsü var bu kupanın... ...çok da bir faydası yok... ...işte e, adına bilmem ne kupası diyorlar... İşte bir iki tane yayıncı kuruluş... ...mayıncı kuruluş çıkıyor... ...herkes bir yerlerden bir şeyler sebep, sebepleniyor... ...ama benim anladığım manada... ...hiç herhangi bir katkısı yok yani kulüplere... ...neyse... O yüzden diyorum ki Türkiye Kupası Galatasaray'ın bu sene ana hedefi olmamalı. Zaten en büyük kupa her zaman için Galatasaray'ın ana hedefi olur. Şimdi Türkiye Kupası'nı bir kenara koyuyorum. Alanya maçında alınan 2-0'lık işte mağlubiyet oynanan futbol onu başka türlü anlatacağım ama şampiyonluk ipi şu anda Fatih Terim'in elinde arkadaşlar ucu elinde. Şampiyonluk ipinin ucu Fatih Terim'in elinde. Ya da şöyle söyleyelim. Şampiyonluk kuşu şu anda Fatih Terim'in avucunda duruyor. Avucunda şöyle. Şöyle kuş burada. Şimdi Fatih Terim bu kuşu avucunu hafif hafif hafif, hafif kapatacak, tutacak mı? Yoksa kuşu kış deyip gönderecek mi? Şimdiki şu anki Fatih Terim'e bakarsam Fatih Terim'in bu kuşu tutacak ne gücü ne morali ne isteği ne arzusu yok gibi geliyor bana. Bakın sohbeti lütfen dikkatle dinleyin. Herkes öküz altında buza arıyor. Bir mana çıkarıyor. Ya ben bir şey demek istiyorum. Daha önce de verdim. Ben Çanakkale Boğazı diyorum. Arkadaşlar tutuyor Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyor. Ben Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmiyorum. Bakın şu anda Galatasaray'ın olmazsa olmaz tek gerçeği Fatih Terim'dir. Herkes gider gelir o gitmiş, bu gelmiş, o başkan olmuş, bu yönetici olmuş. Bunlar hiç önemli değil. Tek gerçek Fatih Terim'dir. Ama maalesef bugün Fatih Terim gerçeğini dikkate aldığımız zaman da bir takım sıkıntıların var olduğunu görüyor. Bakın Trabzon'da Ünal gitti. Takımın başına kim geçti? Yardımcısı Hüseyin geçti değil mi? Siz bugün Fatih Terim bir şekilde Galatasaray'ın başından gitse Hasan'a, Ümit'e bu takımı bırakır mısınız? Bırakmazsınız. Ben öteden beri hep dedim ki ya kadrosunda 15 tane, 20 tane yabancı oyuncu olan bir takımda, bir takımda ya bir tane yabancı antrenör olsun Galatasaray'ın öf adetlerini bilen. Bir de yabancı antrenör getirin ya şuraya. Elman deri getirin. Antrenör, yüzde %100 antrenör olması gerekmiyor. Elman deri getirin. Uyfaleci'yi getirin. Gidin hatta hatta antrenörlük yapmış olan, teknik olarak da çok iyi durumda olan Kivul'u getirin ya. Kivul'u getirin oraya koyun. Antrenörlük yapsın size ya. Antrenörlük yapsın. Yabancılarla diyaloğunu, onunu bununu kursun. He? Galatasaray'ın örf adetlerini anlatsın. Önyargısız bir şekilde. Güzel olur mu? Olur. He, bugün dediğim gibi Fatih Terim bir şekilde hadi eyvallah dese ki o takımı bırakabilir misiniz? Çünkü adam İngiltere'de antrenörlük yapmış, bağımsız olarak çalışmış vesaire vesaire bırakabilirsiniz. Şimdi hal böyle olunca Galatasaray'ın ikinci e, bir Fatih Terim'i yok. Zaten ikinci bir Fatih Terim olmaz ama şunu söyleyebiliriz. Genç bir Fatih Terim'e ihtiyaç var değil mi? Var. Fatih Terim yıllardan beri bu işin içerisinde e, ikinci bir Fatih Terim için temel attı mı, gayret gösterdi mi? Olmadı. Hatta Mustafa Denizli'ye alalım. Mustafa Denizli'nin bile ikinci bir Mustafa Denizli için en ufak bir çalışması oldu bu. Nerede böyle abidik gubidik, eften püften tipler varsa onları kendisine yardımcı yaptı. Şimdi Fatih Terim de öyle. Ya Fatih Terim'in şöyle mirasını bırakabileceği, Galatasaray'da bayrağı alıp götürebilecek ikinci bir e, isim yok. Ama Galatasaray'ın genç bir Fatih Terim'e ihtiyacı var. Bunu da belirttikten sonra gelelim şimdi şu eldeki kuş meselesine, şampiyonluk kuş meselesine. Fatih Terim'in bu şampiyonluk kuşunu kaçırmaması için Form tutması lazım arkadaşlar. Form tutmak ne demektir? Sadece koşup bilmem ne fiziki olarak değil. Kafaca form tutacak, başkanın söylediklerini unutacak, onu unutacak, bunu unutacak. Bir takım şeyleri unutacak. Şimdi Galatasaray'dan yaşlı üyelerden biri şöyle bir şey söyledi. Ya ben dedi çıksam şu halimle 75 yaşındayım Şener'den daha iyi oynarım dedim dedi mi dedi ve ilave de ediyor. Diyor ki ya nerede diyor bizim diyor işte genç takımlarımızdan diyor bir tane diyor iki tane oyuncu gelip buralarda oynayamaz mı diyor. Şimdi biz bir tutturduk mesela Taylan Taylan işte Taylan şöyle Taylan böyle ama Taylan olmuş yaylan yaylanıyor gitmiş havalara girdiği belli. Mesela Taylan değil aklıma o geldiği için söyledi. Ya Yunus nerede kardeşim? Yunus şu Taylan kadar oynayamaz mı? Değerlendirmiyor. Yine ileri gideceğim. Belhanda kötü mu? Hayır Belhanda kötü futbolcu değil. Belhanda iyi futbolcu. Ama Belhanda ruhsuz, gamsız kardeşim. Adam çok da yüksek para alıyor. Yani burada da bir çiftlik ortamını bulmuş. Şeyini sıkmadan böyle gidiyor. Diyorlar ki işte efendim Fatih Belhanda'ya haksızlık etme. İşte bilmem ne maçta en son maçta şöyle yaptı, böyle yaptı veya bilmem ne iki pas attı koştu ya Belanda için bunu mu söyleyeceğiz Belanda bu mu olacak Belanda Galatasaray'ı kurtarması lazım atacağı gollerle, oynayacağı futbolla, örnek davranışlarıyla şu adam umrunun da değil ya. Adam bir pas atıyor dağlara, taşlara ya. Ben şu alimle atmam o topu ya. Adamın gayreti yok ya. Gayreti yok, bir isteği yok, hırsı yok, heyecanı yok. Ha, o zaman ne yapacaksın? Abi? Bu adamın zaten faydası yok. Hemen bunu ne yapacaksın? Ekarte edeceksin, şutlayacaksın. E şey Şener, Fenerbahçe'den gelen Şener. E iyiymiş, kötüymüş ama adam almış da sağ bekten sol beke e, 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 line hastayım demiş, gücüm yok, dermanım yok demiş. Hani o da nasıl hazırsan o da anlamış değilim yani. İşte kötü oynuyor bilmem Lines de o kadar hemen abartılacak bir futbolcu da değildi zaten. Hani efendiydi, şuydu buydu işte tribünde oturuyordu falan ama çok da öyle artısı olan bir oyuncu değil yani. Galatasaray'ın oyuncusu mu vasat bir oyuncu yoksa üstü yok o orada olmaz böyle çok da yeterli değil yani. Onun gibi şimdi pek çok oyuncu var Galatasaray'da işte Jimmy Durmaz denen bir oyuncu. Ya durur mu durmaz mı onu bilmiyorum ama adamın suratında ruh yok kardeşim. Adam da vavuruyor ya ya dağlara taşlara gitmiş. Ya Galatasaray Alanya gibi bir takımın karşısına forvetsiz çıktı. Forvet yok. Gol adam yok. Adem işte Andone Mandone kenarda oturuyor. E ben ne var? Hoca diyor ki ben bu rotasyonu yapmak zorundaydım. Mecburdum. Elim mahkumdu. Tamam yap. Buna hiçbir itirazım yok. Rotasyonu yapacaksın. Çünkü Galatasaray'ın kadrosunda bu oyuncular varsa bunlara da aslanlar gibi formayı vereceksin. Galatasaray yenilebilir de 3 de yiyebilir. 5 de yiyebilir. Ya koşun bari ya. Koşun yine kendimden söylerim ya ben şu formayı şu parçalıyı giydim mi Galatasaray formasını giydim mi koşarım ya. Şeyine neft ya sürülmüş gibi koş be şerefsiz koş mücadele et bak on yakuru geliyor alıyor veriyor bir gayret gösteriyor. Adam Galatasaray'da olmanın ayrıcalığını keyfini yaşamaya çalışıyor. Öbürleri hiç eli belinde duruyor. Öbürü eli belinde duruyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Ne yapacağı belli değil. Şimdi ben dedim ki eyvah Ahmet Çalık sen ayvayı yedin kardeşim. Bu, bu maçta böyle bir ben beğendim Ahmet Çalı. Gayretli gittin sen iyi oynadın yersin tokatı. Fatih Hoca indirir. Şimdi bak işte öz bölümleri burası. Fatih Hoca ya kardeşim Herkes söylüyor iyi kötü futbol tamam Fatih Hoca bu işin dehası üst en üst nokta o çalışıyor o en iyisini bilir kral da kaplan da o itirazımız da yok Galatasaray'ın da kırmızı çizgisi ömrünün sonuna kadar da orada kalsın ama kardeşim ya şöyle bir bak ya sen bu donku daha önce Santorfor bile oynatmadın mı? E oynattın. Bundan yararlandın değil mi? Yararlandın. Herkes diyor ki Donkun diyor orta sahada olması Galatasaray'ın gücüne güç katar diyor. Ya kardeşim dene ya şu Ahmet Çalık gibi bir oyuncuyu. Koyma e, Marko ile beraber geriye. Galatasaray'ın orta sahası güçlü olursa, forveti iyi olursa zaten oyun şeye yıkılmayacak ki. E, defansın üstüne yıkılmayacak ki. Defansta o olmuş, bu olmuş. E, bir yiyeceğine e, hani bir tane yiyecekse zaten e, senin iyi bir orta sahan, iyi bir forvetin gidiyor iki tane daha fazla atar yani. Ama nedense abi o Donku, o Lemina ile beraber oralarda kullanmayı aklın ucundan geçirmiyor. Birisi de bunu söyleyince vay siz siz biliyorsunuz ben bir şey yapmam, karıştırtmam falan. Herkese posta koy. Ya hoca bırak artık bu ayakları ya. Ya baba geldin 70 yaşına ya. Ya zaten yeni bir Fatih Terim, genç bir Fatih Terim bulup çıkarmadın. E birileri bir şey söylüyor dilinin döndüğünce. İplemiyorsun, şeyine takmıyorsun. E olacak iş değil ya. Millet sana güveniyor ya. On numara sana güveniyor. Herkes arkasında. Ben de senin arkasında eleştirdim. Ama şu anda olmazsa olmaz sensin. Ama sen olduğun halde ne gençlerden yararlar. Yunus ne yaptı sana? Ne yaptı Yunus? Eminim da geçerken görmemiştir, selam vermemiştir ya da önünde eğilmemiştir. Yani yapma hoca yapma bunları biliyoruz ya. Bu egolar, megolar, onlar bunlar. Yok başkan bana bunu söyledi. Yok işte ben kafayı taktım ona yiyeceğim. Ya ben şeyden biliyorum. Hatırlayın ya Ünal Aysal buna eleman dedi diye neler yaptılar ya. Neler yaptılar Ünal Aysal'a. Kafayı taktılar. Yiyebilene kadar öyle yaptılar. Böyle kavga, gürültü, patırtı. Ya gerek yok bunlara. Gerek yok. Abdurrahim Albayrak denen tip orada onunla ilgili de bir takım şeyler söylediler. Bu hani ara transferde bu kasa durumundaymış. Para mara veriyormuş. Biraz koklatıyormuş. Vermem diye tutturmuş. E ne oldu? Vermedin. Oyuncu alamadın. Bilmem ne oldu. Eldekileri gönderemedin. E durum ortada. İşte yine daha önce de söyledim. Bir kere daha hatırlatayım. Babeli Fatih Terim aylar önceden kurtarıcı gibi getirdi. 34 yaşındaki Babeli. E e ne oldu? Sonra işte altı ay sonra hadi bakalım kiralık gönderiyorsun. Adama eşek yüküyle para verdin, mukavele yaptın falan... Öte yandan bazen ben şimdi bu hani arda marda meselesi diyorum ya hemen senaryo yazıyor. Ya bana ne kim gelir ki gelmez gelir gelir. Gelen Galatasaray'a faydalı olacak gelsin başımın üstünde yeri var. Kimse ne babamın oğlu ne o gelsin ne bu gelsin. Kardeşim ben şimdi Yunus'u da söylüyorum. Diyor, tamam arda defteri kapanmış onu geçelim. Yani örnekler veriyorum. Diyorum ki bak şurada şu oldu burada da bu yanlış oldu. Sen Arda'yı yaşlı diye almıyorsan o zaman bilmem Babel'i nasıl alıyorsun? Babel harikalar mı yaradı? Vay efendim Arda'yı istiyor. Ya Arda'yı falan istediğim yok. Yapmayın etmeyi ya. Arkadaşlar bak ben öküz altında bu Herkesin kafasında kendine göre bir şey var. Birileri yok işte Arda laf attı. Yok Arda bilmem şunu yaptı. Arda bunu yaptı. Ben onlara bunlara bakmam. Ben Galatasaray'a adamın faydalı olup olmayacağına bakarım. Arda'nın, Ali'nin, Veli'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in. Şu anda Galatasaray'da baktığımız zaman kadro işte en son Alanya maçında gördük ki Galatasaray'daki bu kadrodan hayır gelmez kardeşim. Şimdi gelelim şu şampiyonluk kuşu Fatih Hoca'nın elinde ya meselesine. Fatih Hoca'nın elinde her şeye rağmen geniş bir kadro var. Fatih Hoca buradan... 11 kişiyi, 14 kişiyi, 15 kişiyi bulmalı. Onlar da ısrar etmeli. Eli artık bu rotasyonu, kotasyonu, ıı, bilmem zamzasyonu, onu bunu atacak bir kenara. Atacak. Sürekli bunlar üzerinden ısrar edecek. Ya Falcao kardeşim sen de sakatlanma artık yani. Zırt bu sakatlanıyorsun. Orandan bilmem ne. Burandan 3 hafta. Orandan 3 hafta. Sakatlanma. Sakatlanıyorsun da de ki abi ben sakatım de. Bana güvenmeyin de. Beni yok sayın de. Anlatabiliyor muyum? Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Kardeşim bu kadar narin olma ya. E, eren derdi oku geçtin ya. Ne, ne anasını satayım ya. O sakatlanıyor. Bu gidiyor. Bilmem ne oluyor. İşte Andone madem döndü. işte Andone'den yani 14-15 kişiyi bul hocam. Hani bu Belhanda Melhanda bilmem aşkından maşkından. Jimmy bilmem ne durur mudur durmaz mıdır. Artık koyver gitsin bunları ya. Taylan efendi. Ya kardeşim gencecik tay gibi olansın ya koş ya koş mücadele et ya. Mücadele et ya. Koşun ya mücadele edin. Yok. E ne diyeceğim ben şimdi bu adamlara? Bunlara neyine bakacaksın? E hoca, e hoca sen de bir takım şeyleri yap işte don oraya, Ahmet Çalığı monte et, çocuk oynuyor gayretiyle, efendi, dürüst, delikanlı olan. Kullan bunları, e kullanmıyor. Ama Galatasaray'ın yine şunu söyleyelim sonuç olarak, hocanın elinde Galatasaray'ı 23. şampiyonluğa götürecek kalitede, kapasitede oyuncular var. Buradan Fatih Hoca'nın 11'i, 15'i, 16'yı bulması lazım. Bunlar da ısrar etmesi lazım. Bir birlikteliğin sağlanması lazım. Yönetimle, başkanla bir araya mı gelirler, yemek mi yerler, el ele mi verirler, gülerler mi, konuşurlar mı? Yani daha önce de söyledim sorunlarınızı buzdolabına, yukarı buzluğa koyun kardeşim. Mayıs ayında çıkarın. Ha, 23. şampiyonluk geldiğinde çıkarın ne haliniz varsa görün ya herkesin kafasında bir tak çik, ta, çakallık dolaşıyor herkesin kafasında bir tilki var yani başkan diyor ki mart ayında diyor bilmem ne olacak diyor o gelecek bu gelecek ben buradan bir ibra yırtar mıyım diyor öbürü bunlar bana bunu yaptı diyor öbürü öyle dedi diyor ne diyorlar ki kardeşim Galatasaray Fatih Terim yönetiyor sen nasıl başkansın vay bana öyle mi diyorlar ben bunun tepesine yumruğum başkan olduğumu gösteririm diyor falan yani. Ya olacak işler değil ya. Olacak işler değil. Al birini vur diyene. Yani bunların sen ben kavgası yüzünden hani filler tepişir, çimler ezilir hesabı. Bunlar tepişecekler. O onu söyleyecek. Öbürü öyle diyecek. Bu böyle diyecek. Benim garibim taraftarım yağmur, çamur, kar, kış demeyen, he, cebindeki üç kuruşunu ıı, akıtan, veren, elini taşın altına sürekli sokan taraf olacak. E, onlar üzülecek. Bunlar hiçbir şey yok. Malı götüren götürecek. Cukkayı götüren götürecek. Eşek yükü ona buna açıktan paralar verilecek. E yazıktır günahtır ya. Yönetici çıkacak kimsenin tanımadığı tipler kahraman olacak. Aa biz şöyleyiz biz böyle. Nesiniz lan? Nesin? Ne halsiniz yani? İşte gelmişsin oraya kader yönetici olmuşsun. E, olmuşsan da olmuşsun. Galatasaray'a hizmet edecek. Ben şunu yaptım. ben Niye yaptın? Onun için varsın zaten. Yapacaksın kardeşim. Flora'yı da öbürü sattı. Sen sattın geri alma. Öyle bir o, o durum oluştuysa sen geri alacaksın. İşte Kemerburgaz'ı mı? Al, al kardeşim. Alnından öptüm. Tamam güzel. Yaptın ettin. Ama bunları yaptın diye de havalara girmeyeceksin. Ayaklar yere basacak. Hocam sen de ben iki yılın şampiyonuyum. İstediğimi yaparım. istediğimi asarım. Yok olmaz böyle bir şey ya. Olmaz. Yapamazsın abi yapma zaten. Yapma. Galatasaray Alanya'da dökülmüş. Kupa dediğim gibi umurumda değil. Eğlensin gitsin. Sen 23. şampiyonluğu olabilecek misin? Beni o ilgilendiriyor. Beni o ilgilendiriyor. Oynadığın futbol orada. Herkes üzülüyor. Yapma ya. Kırmızı çizgiler belli. Şimdi Kasımpaşa ile oynayacaksın. Mücadele edeceksin kardeşim. Sağda mücadele etmeyen, ölümüne mücadele etmeyen atacaksın çöpeye. Koy ver gitsin. Hala işte cimiler, mimiler, yok belhandalar, yok. Ya bıktık artık bunlardan ya, bıktık. Hoca ya, yok. Yardımcı antrenörler zaten nedir yani? Ben, ben, anlamadım gitti ya. Böyle böyle yardımcı antrenörlük mü olur? Bunlara da geçtim. Herkes girmiş birbirinin gözünü oyuyor yani. Arkadaşlar tablo bu. Şimdi özeti şudur. Bu kadar yani 18-20 dakikaya yakın konuştuk. Bütün hikaye şudur. Ne kadar konuşursam konuşayım. Ne kadar gazel okursam okuyayım. Şu anda Galatasaray şampiyonlukta iddialı takımların başında geliyor. Engellemeler var. TFF var. Koçero medyası var. E, Zeko'su var. Tektikası var. Onu var. Bunu var. Var da var abicim. Var. Hepsi Galatasaray'ın aylığına. İşte şu rezil en sona tamam. Mete Kalkavan rezaletti mesela. Geçelim bunları. Bunlar hep olacak ama şampiyonluk kuşu şu anda Fatih Terim'in avucunda bir birlik, beraberlik el ele vermeyle bu iş çözülür diye düşünüyorum. Boşverin kupayı mupayı. Hiç kafayı takmayın oraya. İnşallah <laughs> elenirse de üzülmem diyeceğim. Yani inşallah diyorum. Yani böyle de bir temennim var açıkçası. Şimdi e, anladınız değil mi ne demek istediğimi? Ona buna kafayı takmayın. Şu 23. şampiyonluk için kilitlenmek lazım. Tek yumruk olmak lazım. El ele vermek lazım. Fatih Hoca son sözüm şudur arkadaşlar. Elinde güçlü bir kadro var. Buradan 11'i de çıkarırsın. 14'ü 15'i de bulursun. Yeter ki silkelen, titre ve kendine gel hocam. Gelirsen ve bir takım değişik. Ya sen değil miydin Antalya'da bu Donku Santrufor oynadıp da maçı kazandıran? E sendin. E taraftar da senden bunları bekliyor ya. Bu hamleleri bekliyor ya. Biraz kendine gel ya. Hoca titre ya. Titre ve kendine gel. Yapma. Yapma. Bak. Ben benden e, bu kadar. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne demek istediğimi siz anladınız. Arkadaşlar bu sohbeti yayalım, paylaşım yapalım. <laughs> her zaman klasik laf abone oku var ya orada diye basalım oraya o abone sayısını artıralım falan yani diyor diyermişim zaten elimdeki arkadaşlar yetiyor bize çok da fazla aman aman sıkıntı yok neyse arkadaşlar durum vaziyet budur hepinize enişten saygılar sevgiler gönderiyorum Allah ne muradınız varsa versin Allah kazasız belasız günleri bizlere nasip etsin dileyelim umalım ki ülke olarak bu felaketleri bir daha yaşamayalım hepinize en içten saygılar sevgiler gönderiyorum hoşça kalın kardeşlerim